Herkese merhaba. Yeni bir antrenman analiz videosuyla daha karşınızdayız. Trabzonspor bugün saat 17'de basın mensuplarına açık bir antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi Marek Hamşik bir basın toplantısı düzenledi. Şu an sahada bulunan grup yaklaşık antrenmandan 15-20 dakika önce sahaya çıktı ve burada hafif tempolu ısınma hareketleriyle çalışmalarını şu an için sürdürüyorlar. Oyuncular antrenman öncesi şu anda ısınma, pas çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Şu an ısınma hareketleri devam ediyor. Bir grup burada. Antrenmanda şu anda görebildiğim kadarıyla eksik oyuncu göremedim. Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Abdülkadir Parmak, Cornelius. Şöyle biraz daha dönelim. Yusuf Sarı dahi antrenmana çıktı ki Çaykur Rizespor maçında oynama ihtimali biraz düşük gözüküyor. Koyta'yı henüz göremedim ama şurada daha sahaya çıkanlar da var. Belki bunların arasında da yer alabilir. Onu da birazdan yine söyleriz detaylı bir şekilde. Abdullah Avcı'nın yanına doğru gidiyor bütün takım. Orada kısa bir konuşma yapacak Abdullah Avcı. Antrenmanla ilgili beklentilerini oyunculara aktaracak. Orada evet Koyta'yı da gördük. Yüzler gülüyor gördüğünüz gibi. Keyifler yerinde. Herkese merhaba. Yeni bir antrenman analiz videosuyla daha karşınızdayız. Trabzonspor bugün saat 17'de basın mensuplarına açık bir antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi Marek Hamşik bir basın toplantısı düzenledi. Şu an sahada bulunan grup yaklaşık antrenmandan 15-20 dakika önce sahaya çıktı ve burada hafif tempolu ısınma hareketleriyle çalışmalarını şu an için sürdürüyorlar. Oyuncular antrenman öncesi şu anda ısınma, pas çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Şu an ısınma hareketleri devam ediyor. Bir grup burada. Antrenmanda şu anda görebildiğim kadarıyla eksik oyuncu göremedim. Abdülkadir Ömür, Dorukhan, Abdülkadir Parmak, Cornelius. Şöyle biraz daha dönelim. Yusuf Sarı dahi antrenmana çıktı ki Çaykur Rizespor maçında oynama ihtimali biraz düşük gözüküyor. Koyta'yı henüz göremedim ama şurada daha sahaya çıkanlar da var. Belki bunların arasında da yer alabilir. Onu da birazdan yine söyleriz detaylı bir şekilde. Abdullah Avcı'nın yanına doğru gidiyor bütün takım. Orada kısa bir konuşma yapacak Abdullah Avcı. Antrenmanla ilgili beklentilerini oyunculara aktaracak. Orada evet Koyta'yı da gördük. Yüzler gülüyor gördüğünüz gibi. Keyifler yerinde. Antrenmanda iki adet tercüman var. Bir tercüman İngilizce olarak telaffuz yapıyor. Diğer tercüman da Fransızca olarak telaffuz yapıyor. Yabancı oyuncular ikiye bölünmüş durumda. Çok sayıda yabancı oyuncu olduğu için tabii aynı telaffuz iletişim onlara sağlanamıyor. İkiye bölünmüş şekilde onlara bilgiler aktarılıyor. Bu arada Anthony Vakeme'yi göremedim. Yine Bruno Perez ve Tronsen zaten uzun soluklu sakatlıkları bulunduğu için katılmıyor. Berat Hamşik'in her saniye yanında.
adeta. Nefes aldırmıyor. Orhan Hoca İsmail'le bir görüşme yapıyor. Tabii birazdan Abdullah Hoca yani antrenman, basın açık antrenman öncesi olduğu gibi basın mensuplarının yanına gelecek şu an. Evet, yine basın mensuplarıyla kısa bir sohbet için geliyor. Bulduk hocam, sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Şimdi geçen hafta Göztepe maçından önce destek konusunda anlamında bir şey söyledim. Şunu lütfen futbolcu arkadaşlarımız da bilsin. Biz en az sizin kadar bu şampiyonluğu istiyoruz. Biz sadece size destek vermiyoruz. Bu şampiyonluk yolunda camianın içinde herkese destek veriyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sabra ve zamana ihtiyacımız var. O sabrı zamanı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun hocam, size de. Kolay gelsin. Geldim geri. Oyuncularla ilgili bilgi verildi. Sıra olmuş. Yamara gitti. Canin'in sağ arka alt adresinde bir sertleşme var. Dinlendiriliyor. Muhammed Tağtepe sağ omuzuna bir darbe. Antrenmanda eksiklerle ilgili şimdi bilgi verildi kulüp tarafından. Tabii bizim bakarak göremediğimiz eksikler vardı. Bunlardan bir tanesi Danceville sağ ayağına darbe almış, MR'a gitti. MR sonucuna göre tabii Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak yine. Sen de hoş geldin kardeşim. Canini Semedo kas grubu bölgesinde bir sakatlık riski var. O dinlendiriliyor. Muhammed Taha Tepe yine dinlendirilen oyunculardan bir tanesi. Bakasetas bugün bireysel bir çalışma yaptı. Anthony Bakeme'nin tedavisi devam ediyor. Abdülkadir Parmak ve Fode Koita antrenmanın bir bölümünde takımla çalışacaklar. Sonra tekrar ayrılacaklar. Yani tekrar hatırlatalım. Tekrar biraz daha sesli söyleyelim. Danceville sağ ayağına darbe aldığı için. Bu arada Bakasetas'la ilgili de şimdi bilgi verildi. Tedavisi önemli oranda tamamlandı. Yarın takıma katılacağı bilgisi verildi. Önemli bir bilgi, güzel bir bilgi Trabzonspor adına. Dediğimiz gibi Danceville sağ ayağına darbe aldığı için antrenmanda yer almadı. Şu an MR'a gitti. MR'da MR'ı çekilecek. Sonra karar verilecek. Canli Semedo dinlendiriliyor. Bir önceki haftada da Abdülkadir Ömür dinlendirilmişti. Sadece tek günlüğüne. Abdülkadir Parmak ve Koyut'a döndü. Antrenmanın bir bölümünde takımda çalışacaklar. Bir bölümünde takımdan ayrı çalışacaklar. Muhammed Tahatepe'nin ağırları var. O takımdan ayrı olarak çalışıyor. Canli Semedo dinlendiriliyor dedim. Vakeme, Bruno Perez ve Tronsen antrenmanda yok. Tedavileri devam ediyor. Bir kişi daha vardı. Bakasetas bireysel çalışmalara başladı. Şu anda da oyuncuların isabetli pas çalışması devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Antrenman devam ediyor ama hava oldukça karardı. Belki görüntü kalitesinde bununla alakalı biraz düşme olabilir. Cornelius ülkesine gitmişti bildiğiniz gibi. Yine özel uçakla gitti. Özel uçakla maça geldi. Trabzon'a da antrenmana söz verilen saatte geldi, katıldı. Bu arada özellikle Danceville'in durumuyla ilgili tekrar bilgi veririm. Sağ dizinden MR'a girecek. Belki şeyde ayak bileği demiş olabilir. Sağ dizine aldığı darbe sonucu MR'a girecek. MR sonucunu size aktarıyor oluruz belki. Yine Abdülkadir Parmak ve Fode Koita'nın yarından itibaren takımda çalışacağını, Bakasetas'ın da yarın kendisini deneyeceğini söyleyelim. Yine antrenmanda şu anda takım ikiye bölünmüş durumda. Joker oyuncular var. Geçtiğimiz o antrenmanda olduğu gibi. Ses size tam olarak geliyor mu bilmiyorum ama Egemen Hoca'nın kontrolünde bu antrenman. Oyunu genişletmek üzerine kurulu bir taktik çalışma yapacaklar.
Orta sahadaki oyuncular topu kenarlara yaymaya çalışacak. Dikine inmeye çalışan oyuncular daha çok ofansif bölümde olan oyuncular olacak. Stoperler ilk oyun başladığında dışarıda kalacaklar. Onlara baskı kurulmayacak. Arkadan oyun kurma aşamasında orta saha oyuncuları topa sadece iki kez dokunabilecekler. Hücum oyuncuları daha özgür bırakılıyor bu konuda. Yine Yusuf Sarı da takımla birlikte çalışıyor. Sakatlığını tamamen atlattı. Bir defanstan çıkıyorken baskı kurulmuyor. Havada oldukça soğuk gerçekten. Defans oyuncularına baskı kurulmadığını tekrar hatırlatalım. İlk takdiri Yunus Mallı aldı. Yine keyifli bir antrenman olacağı benziyor. Geçtiğimiz antrenman, bir önceki antrenman videosu gerçekten çok iyi izlendi. İlgi alakanız için teşekkür ederim. Teknik ekip tarafından en çok yapılan uyarı şu anda size sesler gelmiyor olabilir, onu belirteyim. Takım arkadaşınızı yalnız bırakmayın. Boşa kaçın, top almaya çalışın, sorumluluk alın şeklinde. Bazı taraftarlardan şöyle yorumlar da aldım. Onunla ilgili de bir açıklamalıyım. Abi antrenmanı bu şekilde yayınlarsan rakip takıma detaylar vermiş olmaz mısın diye. Bu sadece yapılan maç öncesi yapılan 7 antrenmanın sadece bir tanesi. Ve bu antrenmanlarda taktik, yani hocanın sahaya yansıtacağı taktikten ziyade oyun planı üzerinde çalışılıyor. Taktik antrenman yapılan bölüm zaten tamamen basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Taraftarların da maça olan ilgisi gerçekten oldukça fazla. Şu an itibariyle %80'e yakın bilet tükendi. Maç gününe kadar tamamının tükenmesi bekleniyor. Dansville'in oynamama ihtimali karşısında muhtemelen İsmail Köybaşı görev yapacak sol bekte. Zaten Tronsen'in de sakatlığı yer aldığı için. Marek Hamşik basın toplantısında Abdülkadir Ömür için Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu ifadesini kullandı. Teknik ekipte Egemen Korkmaz'ın sık sık Türkçe yeri, Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da oyunculara seslendiğini dile getirelim. Gerçekten kendisini çok geliştirmiş bir isim Egemen Korkmaz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde uzun yıllar adını duyacağız Türk futbolunda tekrar antrenör olarak.